Sanko yaşama bağladı. Genç muhasebecinin mucize kurtuluşu. Sanko Hastanesi 25 dakika boyunca kalbi duran hasta Ülker Güvenç'e uyguladığı tedaviyle yeniden yaşama döndürdü. Güvenç ailesi kızları Ülger'in burun tedavisi için başka bir hastanede ameliyata girdiğini ve ameliyat sırasında kalbinin durduğunu, sonrasında ise acil olarak getirilen Sanko Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldüğünü söyledi. Muhasebeci olan Ülger Güvenç ve ailesi 25 dakikalık yaşam mücadelesini 27 yaşındaki Ülger'i hayata bağlayan Sanko Hastanesi başarılarına bir yenisini daha eklerken Güvenç ailesi ise kızlarının hayata döndürülmesinden dolayı Sanko Hastanesi'ne teşekkür ederken aile GRT mikrofonlarına özel olarak şunları aktardı. İsmim Ülger Güvenç, 27 yaşındayım. Özel bir kuruluşta burun ameliyatı sırasında kalbim durmuş bir 20-25 dakika boyunca. Hemen beni Konukoğlu Hastanesi'ne getirmişler. Acil yoğun bakım yoğun bakımdaki bütün doktorların çabasıyla tekrar hayattayım. Konukoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Herkese, özellikle yoğun bakım doktorlarından Yunus Bey, Soner Bey, Dilek Hanım, Gül Hanım var, hemşire arkadaşım çok yardımcı oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. O an neler hissettim? Gözümü açtığımda zaten farklı bir ortam. Farklı insanlar, Allah'ım neden buradayım ya da nasıl oldu? Tabii ki bu olayın şokundaydım. Bunu atlatmama zaten dediğim gibi en büyük yardımcı olan yoğun bakımdaki doktorlardı. Konukoğlu ailesine kesinlikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Betül Hanım vardı, evet, unuttuklarımdan unutmak istemiyorum onu da. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ailelerle. Yeğenim Ülger Güvenç 14 Ekim günü özel bir hastanede ameliyat olurken kalbi duruyor. Acil olarak Konukoğlu Hastanesi'ne getiriyorlar. Konukoğlu Hastanesi'nde Ülger'imi sağ olsun bütün doktorlarımız kalbi 20-25 dakika durduktan sonra Ülger'i şu anda hayatta. Konukoğlu Hastanesi'ne ve ekibine Orhan Bey'e ilgili bütün çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Oradaki ilk müdahalede doktorun çok büyük desteği var. Orada beynine oksijen veriyor. Bundan en büyük oksijen verdikten dolayı da şu an Ülger hayatta. Açıklamaya bilmiyoruz. Biz sadece bizim üzülmüş önemli olan Ülger'in hayatta olması ve buna başlayan da Konukoğlu Hastanesi ve diğer doktorlar, ilk müdahale yapan doktorlardı. Bir Ülger'in oksijen veriyorlar. Orada büyük bir katkı var. Evet. Bu ne zaman yaşandı olay? 14 Ekim değil mi abi? 13 gün falan. 14 Ekim Cuma günü. O günden beri burada. Evet. Sen 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Kaç gün yoğun bakımda kaldın? 11 gün yattı. Yani 5 gün, yani ayın 14'ünde Cuma günü saat öğlen 12 civarı burada acilde müdahale ediliyor ve Cuma günü gözlerini açıyor diye biliyorum ben. Yani Sanko Üniversitesi'nde bunu hastalığa ilgili bilgi veriyorlar. Çünkü bunu gerçekten ciddi bir anlamda hayata döndüren Konukoğlu Hastanesi'dir. Kızım şu anda hayatta olduğu için çok mutluyum. Konukoğlu Hastanesi'ne ve doktorlarına çok çok teşekkür ederim. Olay ne söyleyeyim ben yani çocuğum şu anda hayatta. Ben buradaki doktorlar arkadaşlara hepsine teşekkür ederim. Özellikle yoğun bakımda bulunan 3 tane doktorumuz vardı. Soner Bey, Betül Hanım, Yunus Bey, Aykut Bey, onlara çok teşekkür ederim. Yani ilk yapılan müdahaleden sonra yani ne bileyim yani bir yoğunluk yaşandı yoğun bakımda. Özellikle yani o kadar hastanın içerisinde bizim kritik hastamız, bunu hayata döndürmemiz lazım diye biz 3 gün çok yoğun bir çalışma yaptılar. Sağ olsunlar, ben teşekkür ediyorum yani. Çocuğumsa hayatta çok mutluyuz. Hastaneye de konu bulun hastanesi ve çalışanların hepsine teşekkür ederiz. 14 Ekim Ülger'in ikinci doğum günü. Hatta 14 Ekim 16'sı sabahı ikinci bir doğum günü. Doktorlar da aynı şeyi söyledi bize. Ülger ikinci kez doğdu. Ve hayata döndü. Rabbim bize bağışladı onu tekrar. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız yani. Biz çok bir, büyük bir travma geçirdik ailece. Hala da etkisindeyiz yani. Allah'ın kimseye vermesin.